Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz pompa 1.9 Dacia'ları pompası. Kangolara çok benziyor ama değil. Bunda sentiyeri var. Bu şimdi pompa başka şehirden geldi. Bu sent apartmanı falan yaptırdık. Oraya gönderildi. Pompanın revizyonu yapıldı. Benim tavsiyem bu pompalardan uzak durun. Yaklaşmayın yani. Çok sıkıntılı bunlar çünkü. Herkes yapamıyor bunları. Şimdi bunu takmadan önce sentesi var. Şuradan sentesini getireceğiz. Getireceğiz. Ben bunun geçtiği yerde bakalım gözüküyor mu size, şöyle bir göstermeye çalışayım. Şunun içinde tam orası, bak çentik gözüküyor. Bak şimdi çentiği geçireceğim. Bak çentik geçti, çentik. Bir dakika burada atlayayım. Çentik. Şimdi şu gördüğünüz çentik. Bak bu gördüğün çentik var ya, tam o çentik tam bunun ucuna girecek. Bu iğne gibi olan kısım oraya, o çentiğe oturacak. Bak orada çentik var. Tam o çentiği ayarlıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Bu apartmanın ölçülerini de ben size söyleyeyim. Bir dakika. Ondan sonra bunu buraya aldıktan sonra bu kamasız oluyor. Gördüğünüz gibi kama yok bunun içinde. Bak kama yok, gördün mü? 1.5 dizellerin alt kasnağı gibi aynı. Hiç kama yok. Burada kama yeri var. Şurada kama yeri var ama kama olmuyor bunlarda. Şimdi bunda kama yok, kamayı takmamışlar diye kama takalım demeyin buraya, takmayın kama. Şu aparat sizde yoksa, aparatın ölçülerini size hemen gösteriyorum. Şimdi ölçüleri böyle. Şu kısım önemli değil. Burayı istediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Diş burada. 10 milim. Bunun dişini de buna göre yaptırırsınız. Buranın tıpası çünkü bu. Şu tıpa şuraya şöyle takılıyor. Buradan böyle sökülüyor. Şimdi kumpas ver bana bakayım. Şurası alındığı arkadaşlar 7 milimden birazcık ince. Kaç geldiğini söylüyorum. 6.80 falan. 6.70, 6.80 falan. 6.80 milim. 7 milim diyor ama. Ondan sonra şu aranın uzunluğunu da 35 hesaplamışız biz. Yani şurayı 35 yapmışız. 35 milimetre yapmışız. Burası kaç geliyor şu anda? Hemen ölçüyorum bir dakika. Siz kaç yapacaksınız onu söylüyorum. Bunu başka yere göndereceğimiz için apartı yeniden yaptık. 35, 34, 33 de olabilir. Önemli değil. Bu şuradaki boşluktan o dipkiye oturduktan sonra amacımız buranın dönmemesi. Şimdi burası zaten söyledik. Şura 10 milim olacak diye diş. Dişin gördüğünüz gibi çapı bu şekilde olacak. 14'e 1.5 falandı yanlış hatırlamıyorsam ama tam da hatırlayamıyorum. Buradan yaptırırsınız tapanın aynısını. Bakın gördünüz mü? Bizim için önemli olan kısım şu boy. Onu söyledim. Bu boy kaç geldi? 34. 33 de olabilir. Önemli değil. 33, 34. Şurası da 6.80. 6.80 milim. Arkaya da istediğiniz kadar uzun yaptırın. Bunu oraya taktınız. Bu pompa arabanın üzerinde monte edildi. Taktınız. Kasnak sökülü. Bir dakika. Yerini bir bulalım oradan. Şimdi buraya taktınız, kilitlediniz. Bu oynamıyor. Gördün mü? Oynamıyor bu. Şimdi bunu buraya takacaksınız. Böyle olacak. Burada kilitli olacak. Penseleri bir tık sıkabilirsiniz bunu. Çok fazla olmak kaydıyla. Şöyle. Bu böyle olacak. Bütün kayış, her şeyi takacaksınız. Gerdireceksiniz. Her şeyi taktınız, gerdirdiniz, bitti. Ondan sonra bunu takacaksınız arkadaşlar. Gerdirin, her şey bitti. Bu üzerinde. Bunun boşluğunu anahtarla bir miktar fazla zorlamadan alacaksınız. Şöyle. Ondan sonra bir miktar aldıktan sonra bunun aparatı var. Aparatı tutacaksınız. Orayı sıkacaksınız. Aparatla şöyle tutacaksınız. Aparatı var. Orayı sıkacaksınız. Ondan sonra çok fazla abanmadan sıkacaksınız. Abanacağınız zaman bu dayanmayabilir. Aparatla bir tık sert şekilde boşluğunu aldıktan sonra bunu sökeceksiniz üzerine. Ondan sonra aparatla tam sıkacaksınız. Tapayı kapatacaksınız. Araba senteri. Şimdi